Bir sucuklu yumurta yapacağız. Sabah kahvaltısına. Her sabah yenmiyor ama. Efsane bir sucuklu yumurta olacak. Kaşar da kullanacağım. Bu kadar yeter. Önce tavuğun kızmasını istiyorum. Şimdi sucuklu yumurtada yağ kullanmayacağım. Sucuğun kendi yağısı var. Bir de bu kuru bir sucuktur. Zaten sucuğun tarihteki icadı eti uzun süre saklayabilmek içindir. Sucuklar rızırlamaya başladı. Tavuğun altındaki ateşi biraz tutacağım. Şunları ters çevireceğim. Şimdi bu sucuklar kuru olduğu için eskiden hep kuru sucuk alınabilirdi. Zaten kuru sucuk alınabilirdi. Sucuğun kendi yağısı çıktı. Bunu bir tavanın her tarafına da bulaştırayım şöyle. Yumurtalar için gerekli olacak. Şimdi bakın arkadaşlar, bu sucuklar kuru. Çay bardağının dibinde şöyle bir parmak su dökeceğim üstüne. Bunun da amacı sucuklar suyu çeksin diye ve yumuşasın diye. Şimdi ateşi harlayabiliriz. Tekrar suyu buharlaştıralım. Her iki tarafını da çeviriyoruz. Böylece o sert sucuklar yumuşadı. Yani istenen o yumuşak sucuk halini aldılar. Bunları dışarıya doğru açıyoruz. Biraz. Ortayı şöyle boş bırakacağım. O boş bıraktığım yere de yumurtalarımı kıracağım. Az değil, çok az tuz olabilir. Şeyin, sucuğun kendi tuzu var biliyorsunuz. Şimdi bir kaşar kullanacağım. Kaşarın da kendi tuzu var. Bir yumurtalara biraz tuz attım. Tatları yerine gelsin diye. Tamam, şimdi kapağı da kapatıyorum. Kaşarlı da yiyene kadar. O arada yumurta da pişmiş olur.
cam kapak koyun içerisini görelim, takip edebilirim diye. Ateşi aldıkça sucuğun içindeki bazı şeyler duyduğunuz o patlama seslerini veriyor. Su da var ya içeride, tam çıkmamıştır. Evet, kaşarlar kendini saldı. Ben şimdi ocağın altını kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Kaşarların durumunu. Buz yuvarlak çatalla alınca. Evet arkadaşlar. Afiyet olsun.